ilk Livakovic'in görüntülerini biz de Fenerbahçe Televizyonu olarak sizlere canlı canlı aktarıyoruz. Bu yıl çok böyle sizlere canlı yayınlar yaptık Fenerbahçe Televizyonu olarak. Tüm gelen yeni transferlerimizin ilk dakikalarını televizyon olarak sizlere, Fenerbahçe Televizyonu olarak canlı canlı aktardık. Evet, Livakovic eşiyle birlikte, bir de menajeriyle birlikte uçaktan birazdan inecek. Bu arada Livakovic'i kulübümüzden Fenerbahçe futbol takımımızın idari menajeri Emir Yolaç karşılayacak. Emir de içeride Livakovic'i bekliyor. Evet, gördüğünüz gibi kadrajımıza da girdi. Sonunda araca geçecek. Bu arada ben araca geçtiğinde görüntülerimiz devam edecek. Ben arka araçta olduğum için birazdan sözü Serhan'a atacağım ama her zamanki gibi iner inmez de Fenerbahçe atkısını eline alıp resmi hesabımız Fenerbahçe.org için bir fotoğraf çekilecek. Şöyle sizlere gösterelim. Evet, Livakovic Fenerbahçe atkısıyla ilk pozunu iner inmez şu anda veriyor. Tekrar da evet, atkıyı boynuna taktı. Kendi istedi boynuna takmayı. Geri vermedi. Ben yine sözü tekrar stüdyoya Serhan Hayat'a atayım. Görüntülerimiz devam edecek. Ardından tekrar canlı yayınımıza burada devam edeceğiz. Evet, Dominik Livakovic İstanbul'da Fenerbahçe'mizin kulübü Dinamo Zagreb ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığı tecrübeli plebekçisi Dominik Livakovic İstanbul'da Fenerbahçe Televizyonu farkıyla Dominik Livakovic'in ilk görüntülerini canlı yayınla sizlerle paylaşıyoruz. Tecrübeli file bekçisi Dominik Livakovic 2018 Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvatistan milli takımının kadrosundaydı. Ve 2020'den bu yana Hırvatistan milli takımının kalesini koruyor ve 2022 Dünya Kupası'nın en çok dikkat çeken isimlerinin başında yer alıyordu Dominik Livakovic. Kurtardığı penaltılar ve Hırvatistan'ın özellikle son dörde kalmasında büyük bir paya sahipti Dominik Livakovic. Ve Dominik Livakovic sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geldi. Canlı yayında Fenerbahçe Televizyonu farkıyla Livakovic'in ilk görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz. Dinamo Zagreb'le birlikte 6 lig 2